Efendim merhabalar. Ne var ne yok hoş geldiniz. Kıymetli konumuz Ercan Han Üşümez de birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sevgiyle geldik yine. Eyvallah. Sevgilesin İyi ki geldiniz de. hocam. Allah razı olsun. E, geçen gün Ercan Hoca ile birlikte bir yerdeydik. Dedim ki hocama zayıflamışsın dedim. Şimdi yine söylüyorum zayıflamışsın hocam. <laughs> Ama o zayıflamışsını öyle bir anlattı ki ben dedim ki hani bunu stüdyoda da sormalıyız. Hangi manada hocam? Tabii şimdi insanların Mübarek Ramazan ayı tabii ki herkesin çok kıymet verdiğini düşünüyorum hepimiz gibi ama bir takım diyetlerle insan vücuduna sıhhat bulabilir. Ama tek başına bir zayıflama dediğimiz zaman bu sağaltımdan gelir aslında. Sağılmak nedir bu? Enerjisel olaraktan elektromanyetiğimize yani bütün vücudumuza dışarıdan başkalarının düşüncelerini, zehirlerini alırız. Başkalarının dedikodularının frekanslarını alırız. Başkalarının sana yükledikleri yükleri alırız. Sorumlulukları. Türker sen bunu yapmalısın. Türker kesin bunu yapar. Türker bunu iki günde bitirir. Türker, Türker dakiktir, ertesi gününe bırakmaz işini. Bu yükleri toplum veya yaşadığımız çevreyle aldığımız zaman gitgide şişmeye başlarız. Sonrasında vücudun belli bir yerden sonra gerçekten de kilo vermediğini söyleyen insanları düşün. Kütlesel olarak aynı. Allah Allah ben aslında aynı kilodayım. Yo zayıflamışsın der insanlar ona. O yüklerinden manevi olaraktan taşıdığı ve sırtına aldığı, omurgasının üzerine bindirdiği ve başkalarının o nefret de olabilir, kin de olabilir, dedikodu da olabilir, kendi kendine yaptığı bir takım enerjisel kaygılar olabilir, korkular olabilir. Bunları Saltaraktan gelirsin. Saltığınız zaman vücudunuz bir yerden sonra tepki verir. Saltmazsanız. ...işte o zaman şişmeye başlarsınız. Hmm. Ee, hatırlayanlar hatırlasın. Gazanfer Özcan, rahmetli. Evet. Onun dizisinde şöyle yapıyordu. Getirin bana hapları Şiştim diyordu. Avrupa yakasında. Avrupa yakasında. Şiştim. Bu şişme işte öfke kontrolü yapamayan, o dediğim hasetlik, kıskançlık duygularına şişersiniz. Enerjiniz de şişer. Ama bedeniniz de şişer. Su içseniz de su bilgidir. Su, i̇çtiğiniz su sizde hayra değil, hayırsızlığa dönüşür. Negatif yükler. Neden? Sizin bütün düşünceleriniz negatiftir. Kalpteki umutmayınlık yoktur. Vücudu bir defa şişirir. Enerjinizi salttığınız anda... ...bedeniniz de hologramik olaraktan... ...yani simülasyonda... ...hem küçülür... ...hem sağlıklaşır... ...hem dirileşir, ...hem de sizin gibi böyle güzel gözlerle bakıldığı zaman... Güzel insan, güzel dost eyvallah. diye birbirimize hitap ettiğimiz yerde zayıflamışsın dediğin anda aslında sağalmışım yani yüklerimden kurtulmuşum. Kurtulmuşum. Bu manada ben de eyvallah diyeyim teşekkür Peki, ediyorum. Peki Ramazan ayında e, yüklerimizden kurtulmamız mümkün mü hocam? Yani oruç sadece klasik <laughs> laftır yemek <laughs> ya da içmemek değil. <gülüyor> <gülüyor> e, oruçun tam anlamı nedir hocam? Aslında ee, şöyle söyleyelim. Ee, tabii ki en doğrusunu Allah bilir ama Ramazan'ı eğer iyi anlayacaksak REM etmek. Yani bilincin kütlesinin olmadığı yerde bilinci yükseltmek. Nasıl ki bir bilgisayarın RAM kartını yükseltebiliyoruz. İnsanın da bilincinde ve bilincinde kodlama dediğimiz sistemde bir RAM kartı vardır. Bu doğuş doğumumuzdan itibaren bir yerden sonra yüklenir, 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 yüklenir. Anne babadan, toplumdan, okuduğumuz okullardan, üniversitelerden, çevremizden, evliliklerden veya bir takım birçok olaydan kendinden de. Bir yerden sonra o rem kartı şişer. Yenilemezsin. O yüzden hep bir söylüyorum ya sevgili Türker. Dünü bugünü taşırsanız hezeyandasınız. Dünü bugün de yaşamayın. Bugünü bugün de yaşayın. Dediğim noktada Ramazan'da rem derim bakın. Ramazan RAM kartını, insanın kendi bilincini bir durup hafızası dolmuş bir telefon gibi düşün. Onun gigabaytını yükseltirsiniz ya. Ramazan insanlara bilinç gigabaytını yükseltmeleri için büyük bir fırsattır. Kodlama sistemi dediğimiz kodlama sisteminde yeme içme yani sahur kelimesi seherden gelir. Seher vakti. Ha. Seherden gelir köken olaraktan sahur. Seher vaktinde İftara kadar Allah'ın insanın yemesiyle içmesiyle hiçbir derdi yoktur. Normalde de oruç çok mudur? Ramazan haricinde pazartesi ve perşembe günleri. Tabii pazartesi perşembe. Demek olur. ki bu beden yani libasımızı bir yerde sağlıklı tutmak için çünkü çok zehir var etrafta. Sağlıklı için toksinlerden kurtulmak için bedeni bir binek olarak düşündüğümüz zaman libasımızı onun için vardır. Tek başına sadece Ramazan'da değildir. Ama ne yersen olsun demiş Hazreti Davut. Şimdi burada yemeden konuşmaya geldiğimiz yerde bilinç kartını yükseltmek için Ramazan'ın birinci günüyle 30. günü arasında o son günüyle de bayram arasına Arife günü derler ya. Evet. Arife günü. O Arife günü aslında başarmış olan, bilincini yükseltmiş olan kin, nefret, hasetlik duygularını kıskançlık duygusunu, hırs duygusunu, maddi tutkunluk duygusunu kaybettiği ve onları halletmiş olan insan için Ramazan'ın son günüyle bayram arası arefe değildir. Ariftir. Birinci ariflik mertebesine yükselmiştir. Arif'in günüdür. Arife de ertesi gün bayramdır. Hı, güzel. Şimdi o 30 günü hadi Ramazan geldi hazır diyet yapalım. Hazır Ramazan gelmişken şöyle bir yağlarımızdan kurtulalım. Zaten normalde de şey yapamıyoruz diyet yapamıyoruz. Çok şükür bu ülkede yaşıyoruz. Bir ramazanımız var. O bir ay e, yeme içmeden uzak durup veremediğim kiloları vereyim dersiniz. Onda da ben kınamıyorum bakın. Birinci günden 30. güne kadar diyet yaparsınız. Ben ona diyet derim. Seherden iftara kadar diyet, diyet. Diyet. O otuzuncu günde bayram arasında hani arifler günü diye arif'e günü deriz ya hani. Arif ve bayramda. Bunlara ne? Araf günü. Araf'ta kalanların günü. Onlar Araf'ta durmuşlardır, kalmışlardır Araf'ta. Ne Arafı semavatından arzını hissedemedikleri için o Ramazan'ın son günüyle bayram arası onlar için Araf'ta sıkışıp kaldıkları bir zamandır. İdrak edememişlerdir. Yemeden içmeden ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Bak, eti yemiyorum. Bak, pastaya bu kadar düşkünlüğüm vardı, yemiyorum. Suya bu kadar düşkünlüğüm vardı, yemiyorum, içmiyorum. Diyet olarak algılamışlar. Onlara da selam olsun. Onlar da Araf'ta kalmışlardır sevgili Türker. Ama Rabbim o kadar merhametli ki onlara da kıyamamış. Araf'ta kalanlara ertesi günü Arife bayram diye. O Araf'ta kalanlara da ertesi gün şeker bayramı demiş bilinçlerine. <laughs> Çok iyi bağladın hocam. <laughs> şeker bayramı. Onlara şeker. Hani diyet yaptın hadi çıktın baklava ye. Evet. Hadi şeker bayramınız mübarek olsun. Allah'ın şeker bayramı diye bir bayram bayramı, bayramı yok. Ramazan bayramı. bayramı. O yüzden Ramazan'ı anlatırken aslında Ramazan'ı da doğru anlamak ve hissetmek lazım. Kadir Gecesi de Ramazan'ı içerisinde ve biz bu videoyu çektiğimizde herhalde bir 10-15 günlük bir e, zaman dilimi kaldı artık e, Kadir Gecesi içinde. Bin geceden daha hayırlı. Evet. E, mesela o geceye özel ne yapılabilir? İbadet açısından hocam Ramazan ayını nasıl geçirebiliriz? Şöyle tabii e, sakin yani sekin olmak lazım. Sükunet içerisinde olmak lazım. Muhittin İbni Arabi'nin o son zamanlarda okuduğum cifirle çözmeye çalıştığımız bazı yerlerde 2024 kehanetlerinde diyor ki, bakın diyor, 2024'ü işaret ederekten, Hı. insanoğlunun, Ademoğlunun nusubetlerden ve bu kadar beladan kurtulmaları diyor, muhakkak gidiyor, barış içerisinde sevgiyle yaşadıkları anda, Hı. bütün olarak tümü bir ettikleri zaman kendilerinde ancak o zaman kurtulurlar diyor. Bak Muhittin İbn Arabi ile çıkardığımız bir kısası buradan girmek istedi. Ama bin aydan bin yıldan bin aydan adı artık tam olaraktan söyleyeceğim. kıymetli değerli olan Kadir Gecesi Allah demiyor mu? Rabbim sizin bin yılınız benim katımda bir gün. Bir gündür diyor. İşte o bir gün, düşünsene öyle bir günde, öyle bir hal etmişin, Arif olup bilincin Arif olmuş, Arif edersi gün bayram olmuş ya. İşte o Kadir gecesi ona üflenir. Gerçekten. Yoksa biz ararız. Acaba bugün müydü, bugün müydü, şu hmm. gün müydü? Yani o normalde bilmeyen açı 27. Aynen. gecede mutabık kılınır ama tekli gecelerde aramak a, lazım a, 20'den sonra. Aynen öyle. Ona üflenir. Bak fısıldanır. Rabbim onun kalbine ilham eder. İlham kalbe gelir ya. O günü o kaçırmaz. Ama arifler susarlar. Sır ehlidirler. Öyle lakırda olsun diye konuşalım bak ben buldum demezler. Ama insanlık için dua ederler biliyor musun? Yani o günü bulurlar. Kendini geçer. Tüm insanlar için dua ederler. Hocam bu Ramazan ayına hem güneş tutulması hem ay tutulması denk evet, geldi. Doğru. Bir takım iddialar gördüm ben. İşte hmm. bir Ramazan ayına iki tane tutulma geliyorsa farklı şeyler söylüyorlar. Tamam. Var mı öyle bir şey? Şöyle söyleyeyim. Kadir gecesinde kadarın kadar kaderini belirleyecekse insan, Kadir gecesinde kadarı kadar kaderini belirleyecekse insan, kader hani etimolojik olarak çevirdiğim sen, ölçü demek. İnsanlar şu anda ölçüsüz. Ölçüleri yok. Dillerinin ölçüleri yok. Bakmalarının ölçüleri yok. Düşünmenin ölçüleri yok. Ölçünün olmadığı yerde insan sanır ki güneş tutulmasıyla ay tutulması arasında ben ölçtüm mesafeyi. Bir sürü olaylar cereyan edecek. Evet. Doğru. Güneş tutulmasında elbette ki etki vardır. Tıpkı biz şu anda bu stüdyoda oturuyoruz ve birçok ışığın altındayız senden. Bu ışıkların tesiri yok mu bize? Ya da elektromanyetik sistemde telefonlarımızın elektromanyetik sistemi bize etkisi yok mu? Var. E şimdi koskoca bir e, evrenin içerisinde, kozmosun içerisinde güneş tutulmasının elbette etkileri olacak. Ama akıl tutulması, basireti bağlanmış olan insanlar için Muhittin İbn Arabi'nin söylediği uyanık insanlar gezegenleri tesir eder. Gezegenler uyuyan insanları tesir eder dediği noktada elbette onlar için bir tesir olacaktır. Ama uyanık insan için bir tedbir olacaktır. Tedbir de tekbirden gelir. Tekbir de Besmele-i Şerif'teki sırdan gelir. Yani o Bismillahirrahmanirrahim'i 767 defa oku bakalım bir 40 gün. Kaç 767 defa. Bismillahirrahmanirrahim'i bir oku bakalım. Ne oluyor hocam? O güneşi de etkisini durdurabilecek kuvve. Allah şah damarından yakındır. Kün feyi kün. Bak kalp kün. Kün diye atarken o gün kün feyi kün diye senden öyle bir çıkar ki o güneşin de ayın da etkisini bir kalkan olur senin nefesin. Çünkü nefes, nefs aynı kökendir. Oradaki insanların nefsi ateşi sende Nefesi ateşi olaraktan gelir. Muhammed'i bilinçte öyle bir besmele-i şerif okursun ki güneşin de ayın da etkisini senin nefesinden durdurur Rabbim. Tecelli eder yani. Kulundan tecelli eder. Bak kulundan tecelli eder. E şimdi güneşin etkileri, ayın etkileri ben anlatmıyor muyum? E, 2024 ile ilgili 2030'a kadar bunlar olabilir mi? Olabilir. Ama akli olaraktan yükselirsek Bunların karşısında durursak bunlar böyle olur. Her şeyin bir hikmet yasası vardır. Allah derdi verdi, dermanı da verir. O zaman biz dermana talibiz. Hayra konuşmaya talibiz. Ve ben bütün insanlara, evet bunu konuşun ama bu kadar da e, eğer konuşursak... ...batacak, çıkacak, tsunami'ler olacak, depremlerle yıkılacak kardeşim. Evet. Ya retrolar geliyor, Bakın, şu geliyor falan. Tamam da bana hiçbir retro tesir etmez. Çünkü benim Allah'ım var. Rabbim var. Bana hiçbir güneş tutulmasında tesir etmez. Çünkü benim Rabbim var. Dediğin anda emin olarak ama. Kalpte o dediğim o kötü duyguların hiçbir tanesi olmayacak ama bu duayı yaparken. Bakın dua herkesin kabul olmaz. Havada asılı kalır. Salavatsız dua havada asılı kalır. Gelmez tesir etmez sana. İstediğin kadar dua et. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 18 bin aleme gönderildi. Bir koddur diyorum. Bakın kod derken dünyadaki bilgisayar kodundan çok daha geniş sistemin içerisinde. Salavat-ı şerifi getirmeden duanız kabul olmaz. Yani dua etmenin de incelikleri, i̇ncelikleri var. ben dua ettim neden kabul olmaz, olmuyor diyorsanız salavatı şerifsiz olmaz diyorsunuz. Olmaz. Net. Yani Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. O kadar. Sonra duanı yap. Onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan bütün alemlerden sana gelir tesir eder o dua. İcabet eder yani. Tertemiz bedenine, tertemiz baş ağrı dediğimiz o aklanmış temizlenmiş başına gelir. Ve sen şükredersin. 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 Ve dersin ki Rabbim bana sonsuz ömür versen sana ne kadar şükretsem yine yetmez. Öyle tesir eder yani. Şimdi böyle bir durumda güneş tutulmasıyla ay tutulmasında evet bizim de bazı öngörülerimiz e, elbette var. Ama bunu her programda çıkıp söylersek insanlar daha o bilince gelmeden içlerine korku, endişe, kaygı vereceğimiz için düşünmeleri kolektife bağlanacağından gelmeyecekse de bizim yüzümüzden getirtiriyoruz. Bazen sırlamak lazım. Hikmet orada zaten. Herkes bir kahin olma derdinde. Herkes bir kahinlik yapıyor. Ruhlarla bağlantı kur, ölülerle bağlantı kurma, cinlerle bağlantı kurma. Ya o kadar kolay değil. Ama herkes herkesle bağlantı kurduğu yerde. Ben, bak ben kelimesi nefsidir. Bunu eğer ben beyi kaldırmazsam illa Allah'a ulaşamam. Besmele'deki bak Bismillah, beyi kaldır, beni kaldır illa Neyle bitiyor Kur'an-ı Kerim? Minel cinnetin vennas. Ya bir sıyrılın onlardan. Kehanetten bir sıyrılın dediğim noktada. Ama kerameti ayrı tutun. Keramet ehli olanlar Kur'an'ı iyi bilirler. Geçmişten bize bırakılmış olan Fususül İkem gibi e, İcasül Beyan kitabı gibi okuduğumuz kitaplar İcasül Beyan kimin hocam? Muhittin İbni Arabi'nin. Yani bunları okuduğumuz zaman o kitabı okumayız. Bıraktığı şeyler onların göz nazarıyla bakın Kur'an-ı Kerim'i okursak bir Yahudi de okur, Hristiyan da okur, Ateist de okur. Kur'an-ı Kerim'i. Ama sen temiz olmadıkça sen de okursun dersin ki bu kitap böyle. Ama sen eğer tertemizsen, bak tertemizsen Kur'an-ı Kerim seni okumaya başlar. Seni okuduğu zaman sırları seninle paylaşır. Sonra o hazretler kitaba yazarlar onu. Ama nasıl yazarlar? Şifreli yazarlar. Niye? Temiz olan bizi çözsün diye. Yani biz demiyor, ben demiyorum ki ben temizim ve sadece ben çözüyorum. Elbette bir sürü e, bizim gibi dostlarımız, arkadaşlarımız vardır bu ilmin içerisinde tertemiz olarak bunlar uğraşan. Ama dün biz okuduğunuz zaman yıkılan, dökülen, parçalanan, dünyanın çivisinin yerinden çıktığı, e, gökyüzünden bir sürü olayların geldiği, Nuh tufanı gibi bir sürü suların basacağı, tekrardan insan bunlar hep böyle kötüyü konuşmak değildir. Evet bunlar var. Bunlar olasılıklar kanunun içerisinde bir salisede 250 milyar olasılık var evrenin içinde. Bir salisede bir yıla hesaplayamaz insanlar. Bu olasılıklardan neden sadece negatife takılalım? Bir dakika bir salisede? Bir salisede 250 milyar olasılık var. Bak 250 milyar. Bir saniye, bir dakika, bir saat, bir ay hesaplayamaz insan. O zaman mana aleminde ne kadar çok ihtimal var? Aynen bu. öyle. İşte bu. Ben hayra düşünmezsem Rabbim de burada o hayırı bana nasip etmez. Sonra gelip de Allah'ı suçlamayın. Bunlar, yani konuştuklarımız, düşündüklerimiz kesinlikle can buluyor manada. Çünkü mana şimdi son zamanlarda çok duyuyorum. Neden bu kadar Müslüman ülkelerin başına bu kadar nusibetler gelirken Avrupa ve Avrupalı gibi insanlar bu kadar refah içerisinde, güzellikler içerisinde yaşıyorlar. Kötü dediğiniz adamlar bu kadar refah içerisinde yaşarken namazını, niyazını kılan, bu kadar Kur'an-ı Kerim okuyan insanların başlarına bu kadar nusibetler geliyor ve birbirini öldürüyorlar. Çünkü onlar sizi kullanıyorlar. Size Allah'ın ne olduğunu anlatıyorlar. İhlas okuyun kardeşim. İhlas Allah'ın ne olmadığını anlatır size. Evet. Doğmamıştır, doğulmamıştır. Evet. Ne olmadığını söyler. Ama onlar Allah'ın ne olduğunu anlattıkları için bu hale geldik. Allah böyledir. Allah budur. Allah budur. Ya bir geçin onu. İhlas okuyun. Çok ihlas okumak ihlaslı mı yapar insanı? Evet. Tümü bir yapar. Bir defa tümü bir yapar. İhlas dediğimiz zaman ehad tümü bir eder. Yani senin bütün parçalanmış, ataların ektiği yalan yanlış bütün bilgileri, imanla ilgili, itikatla ilgili, ilimle ilgili olan parçalanmış bütün verileri tümü bire getirir sevgili Türker. Kalbi mutmainlik noktasına sana hakikati açar. Yani özün özünü, o da Muhittin İbni Arabi'nin kitabıdır, lübürlü. Özün özünü açar. Ne kadar çok farklı kitap ismi söylediniz. Evet. <laughs> Lü... Lübrü Lüb. ince bir kitaptır o. Hmm. Yani özün özünü ulaştırır seni. Ondan sonra anlarsın saatlerin hazinesini. Ondan sonra anlarsın diğer kitapları. Saatlerin hazinesi zaten çok zor bir kitap hocam. Yani insanlar Çünkü düz Şimdi en çok öyle. o reklam olduğu için belki de evet. bizler de buna bir nebze olsun fayda sağladık ama. Eyvallah. E, saatlerin hazinesi çok anlaşılabilmesi zor bir kitap. Zor. Ya, Muhittin Arabi'nin dilinin anlaşılması çok zor yani. Ya Çok zor bir dil ama bu lisanı da iyi bilmek lazım. Evet. Lisanı hangi lazım. dilden bilmek lazım? İman lisanı. Yani iman ne? Emin olan. Eminseniz lisanını bilirsiniz. Eminseniz itikad edersiniz. Eminseniz ilim kapıları yani açılır. İmanlı olmak, emin olmak diyorsunuz. Aynen öyle. Öyle %99 Allah'a inanıyorum, %1 şüphelerim var dediğin zaman kusura bakmasınlar. Bunu da gençlerimiz şöyle anlasın. Bunu soranlar. Bir aplikasyon indiriyorsun telefonuna. Hani diyor ya, ya ben Allah'ın yaratıcıya inanıyorum. Aha. Ama bir şüphem var. Yüzde bir şüphem var kardeşim senin. Çık oradan sen. Bak ben sana abin olaraktan ben bunu sana söylüyorum. Daha ufak yaştakileri de amcalar olaraktan bunu söylüyorum. Bir aplikasyonu telefonuna indiriyorsun. Doluyor, yüzde 99 yazıyor. Hala dönüyor. Bir türlü açılmıyor. Yani o yüzde bire muhtaçsın. O yüzde bir olmadan o aplikasyonu kullanamıyorsun. Allah'ın da rızkını, bereketini, Allah'ın sana verdiği mucizeleri, huzuru, mutluluğu, bu dünyanın lezzetlerine varabilmen için yüzde 99 inanıyorum ama yüzde bir şüphelerim var demeyeceğim. Sürekli o aplikasyon gibi aplikasyonu kullanamazsın orada. Sürekli döner o sende. Bir türlü işlerim rast gitmiyor. Bir türlü buraya varamıyorum. İş, iş kuruyorum. Sonunda böyle oluyor dersin. Hmm. Öbür türlü o yüzde birin şüphesini de ortadan kaldır. Ben Allah'a koşulsuz olarak iman ettim dediğin an iman, itikat ilim devreye girer. Bak bakalım o zaman hayatında ne gibi değişiklikler oluyor. Geçen gün dediniz ya hocam bir sohbetimizde. E, sen kimsin ki Allah'a inanıyorum ya da evet. inanmıyorum diyorsun. Evet. E, bir, şu anda insanlar kendilerince din uyduruyor. Abi bence şu güzel bir şey ama cık, ya, bu da çok şey ya. Ben böyle İslam'ı seviyorum. sen kimsin? Yani işte bak. Bu Sana da... göre mi planladı Allah? <laughs> sen, ya, kuş kadar beyniyle insan şey yapmaya çalışıyor. Şimdi ben bunu hakaret olsun diye Yok. söylemiyorum. Ama öyle. Kuş Bazen kadar insan beyni, kendini de bilmesi lazım. hakaret değildir. Yani e, hakaret de etmek başka bir şeydir sevgili. Köy. Kuş keşke herkes senin herkes gibi o, o kuş kadar beyin kelimesiyle kalsa hakaretti. Neden öyle dediniz hocam? Siz Neden yani Allah'ı e, sen kimsin ki inanıyorum ya da inanmıyorum? Yani ya. şimdi şöyle bir soru. Evet ya Allah'a inanıyorum tabii ki ben dediği zaman ben Türk'ere inanırım. Bak Türk'er bu dünyada bir madde olarak ben de bir madde olaraktan yani yaşadığımız bu dünyanın içerisinde bir e, muhataplığımız var. Bu muhataplığımızın içerisinde bir güven esastır. Ama Türk'ere inanıyorum demek gözümle gördüğüm bir çıkarım vardır senden. Çıkarı yanlış anlamayın. Senin sevgine ihtiyaç bile çıkardır. Senin dostluğuna talip olmak bile bir çıkardır. Çıkar kelimesi hani kötü anlamda söylemiyorum hmm. bunu. Ama Allah'ın kulundan hiçbir çıkarı yoktur ki. Tabii. Allah'ın hiçbir kulundan çıkarı yoktur. Niye siz, neden siz kuluna taliptir, sever? O seni arar, sen onu ararsın. Ama o hep seninle birlikteydi zaten. Lakin sen dersen ben Allah'a inanıyorum. Sen Allah'a varlığını Ercan Hanüşmez gibi şuraya koydun. Allah'ım biliyor musun ben sana inanıyorum ama diye başladın cümleni. Ben sana inanıyorum. Sen o hatsizliği yapamazsın. İslamiyet illaha edep, illaha edeptir. Orada edebini bileceksin. Evet. Allah'a karşı. Bir defa Allah derken Titreyeceksin. Bugün kralların karşısında birileri gidip bir dizi üzerine çöküp ya da yere secde edip onların karşısında tir tir titrerlerken sen Allah'ın karşısında ya tabii ki hepimiz Allah'a inanıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diye dilden söyleyemezsin kardeşim. Ya çok basitleştiriyorlar değil mi? Çünkü Allah deyimi çok basitleştirildi işte sana anlattığım o. Çünkü diğer taraf Allah'ın ne olduğunu anlatıyor bize. Allah'ın ne olduğunu anlatınca Allah çok da basitleştirildi. Allah şuradadır, burada, meyvededir, ağaçtadır, karıncanın yürüdüğü yoldadır. Allah her yerdedir. Çok basitleştirilmiş bir şey bu. Bu sefer çocuk ne yapsın? İnanıyorum ya diyor ama diyor. Hani ne bileyim diyor, yargıladığım şeyler de var diyor. Mesela diyor, e, 7 yaşındaki kızım bu başına niye geldi diyor. Hani böyle bir Allah'a ben e, niye inanayım diyor. Burada bir hata var diyor tamam mı evet. kardeşim? Kader meselesine girdiğin zaman Hazreti Ali'nin zülfikarını ben sana tekrardan önüne koyarım. Kaderi çözenlerin yani kader meselesini çözenlerin başları beladan kurtulmaz diyor Hazreti Ali. Kerem Peygamber Efendimiz'i belki de hayatını çok az okuduğumuz için bu sorgulamalar oluyor. Yani 63 yıllık yaşamında Peygamber Efendimiz'in yaşamadığı acı. Evet. E yok yani. Allah resmen bize örnek olsun diye peygamber Efendimize her şeyi yaşatmış. Erken yaşta kaybedilen evet. çocuklar, başına gelmeyen belalar, her şey var. Ama o mesela o ısrarla yoluna devam etmiş. Kısa bir ömür olmasına rağmen yani biz öyle şu an idrak ediyoruz da. Evet. belki de onu okumadığımız için hocam değil mi? Bilmiyoruz, tanımıyoruz peygamber Efendimizi çok. Ya işte burada şöyle öyle güzel bir tarifin oldu ki. Allah sevildikçe bilinir. Sevin kardeşim Allah. Niye siz neden siz sevin? Sorgulamayın. Sevin ya. Allah'ım deyin. Ben niye siz neden siz bu namazımı senin için kıldım? Dünyalık mal istemiyorum. Seni niye siz neden siz seviyorum Rabbim bir deyin. Allah sevildikçe bilinir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilindikçe sevilir. Bir de Allah yani onu murad ediyor değil mi? Yani evet, sev bilmiyorum ediyor. Efendimiz. Senin söylediğin yer işte çok güzel dediğim yer orası. Bir bilin. Hangi peygamber? Ee, sevgili Tuban'ın programında bir şey söyledim. Ee, yani orada bilinçle alakalı, şifa ile alakalı, mutmainlikle alakalı bir konuşma yapmıştık. Orada şunu belirtmiştim kendisine. Hazreti Musa'ya. Bak, Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Rabbim ilk ayeti yani ona vahyettiği yerde ne dedi? Dinle. Dinle dedi. Yani Hazreti Musa'ya dinle. Hazreti İsa Aleyhisselam'a ne dedi? Konuş. Konuş dedi. Bebekken konuştu biliyorsun hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e ne dedi? İkra. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin Tabii, o, yani adıyla Okuyu da öyle oku. bırakmamak tamam, lazım değil mi hocam? Oku, oku. De, de kardeşim <laughs> Rabbinin adıyla <laughs> evet, oku demiş. Rabbinin adıyla oku. Aynen öyle. Şimdi çocuk da doğduğunda, bu programda da söyledim onu. Çocuk doğduğunda bebek dünyaya geldiğinde, madde aleme düştüğünde, annenin karnı bir alem oradan geldiğinde çocuk neyi dinliyor? Bu katı alemde kuşun sesini, suyun sesini, anne babasının sesini dinliyor. Sonra ne yapıyor ilerleyen bir sürenin vakti geçtiğinde konuşmaya başlıyor. Hazreti İsa'ya ilk vahiy konuştur, konuşmaya başlıyor. çocuk. Sonra ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ne gelmişti Rabbinin adıyla oku. Bak dikkat et, çocuk sonra okumaya başlıyor. Hmm. Yani hmm. bu silsileyi takip ettiğimiz zaman bilinçte olan o bütün peygamberlerin, bütün miraslarının Semavattan arza indirdiğin zaman hakikaten Rabbinin adıyla okumaya, ikra etmeye başladığın anda gökyüzünü, bulutları, sevgiyi koşulsuz olaraktan içine çektiğin gülistanın o gül kokusunu hatta insan kendi ruhunun amber kokusunu bile duymaya başlar. Kokut hissiyle. Öyle bir şeydir ki o. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <laughs> defalarca bunları yaşamasının nedeni ümmetini kıyamadığı için Yani o, orada onu neden söyledim? Mesela eşi vefat ediyor işte Hatice annemiz vefat ediyor. Eş acısını yaşıyor. Çocuğu vefat ediyor. Çocuk acısını yaşıyor. Taşlanıyor. işkencelerden geçiriliyor. Hepsi var yani. Hani biz şimdi dediniz ya depremde insanlar neden hayatını kaybetti? O zaman ben bu dine inanmıyorum diyen çok gördüm gerçekten de o kader işine belki de tam teslim olamadıkları için ya, ve Peygamber Efendimizin de hayatını tam anlamadıkları ve okumadıkları. İşte için. kader. Bak. Kaderin ölçü demek dedim ya kader. Kaderin ölçü ise ölçü manasına geliyorsa kaderin kadar kader dediğim zaman Kadir gecesi için hani konuşmamızın Aha. başında ölçün kadar, kabın kadar Değiştirilebilir mi? Şimdi 7 yaşındaki bir kız çocuğundan, 70 yaşındaki adam tarafından hunharca şiddet görmez. Allah muhafız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun bu bilinci ulaşmak için. Rabbimin istediği de bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istediği de bu. Orada aslında insan melekle hayvan arasında yaratılmış diyen yani Muhittin İbn Arabi'yi hatırlayın. Hani melekle hayvan arasında yaratılmış bir İnsandan bahsediyor. İnsan bu dünyada mekanda bedenlenmiş zamanda manasını arayan bir varlık. Bunu da kenara koyun. Hayvani nefs deriz ya. Hayvani nefs. Şimdi hayvani nefs, nefse emmare. Bunlar siret. Hı hı. Bazıları tilki siretledir. Bazıları e, kurt siretledir. Bazıları çakal siretledir. Yani o sireti görmek önemli. Simya ilminde bir insana baktığın zaman kurnazlığını, yalanını, hilesini, katil olup olmadığını, o hayvani duyguları yaşayan insanları görebilirsin. Sıfata çevirmek önemlidir. Sıfat da e, nefsi mutmayin siretten sıyrılıp sıfata ulaşıp melek sıfatına gelmektir. Şimdi 70 yaşındaki adamın, 7 yaşındaki kız çocuğunun baktığın andaki o sorular geliyor çünkü kader ve gençlerin kafasını karıştığı yer. Mübarek Ramazan ayında en azından dinlerlerken orayı düzeltsinler. İnsan bu iki sıfat arasında akıl verildiği için nefs ve Rabbinizden size bir nefes üflendiğinden, yani nefs üflendiğinden ne o çocuğun 7 yaşındaki çocuğun o Hunharca gördüğü bir olay kaderidir. Ne de Allah Teala'nın melekleri şu 70 yaşındaki adama şu sınava sokunda Cennete mi cehenneme mi hak edecek sınavı değildir. Allah böyle bir yere koymayın. Kaderi böyle bir yere koymayın. Onun o hayvani bilinci insani kıvama gelmediğinden dolayı sevgili Türker. Hı hı. Burada o çocuğun gördüğü zulüm Allah'ın o çocuğa yazdığı bir kader sinsilisi değildir. Ama o kader sinsilisi de sadece bu demek değildir. Ama buradan gençlerimiz bunu görüp böyle bir Allah mı olur dediklerinde bunu karışmasın, karıştırmasınlar. Bu aslında senin ne kadar şah damarından yakın olan Allah'ın hayvani duygulardan sıyrılıp sıfat dediğim meleke kısmına gelmen için çabalaman gerektiğini, kulak zarından her düşünceyi almaman gerektiğini, hayra konuşman gerektiğini, hep sevgi üzerine konuşman gerektiğini o bilinç seviyesine gelmek için de bunları yaparken senin bunun sınavın olduğunu, sınav derken kendi kendine soktuğun sınavın olduğunu, bu dünyanın aşağıların en aşağısı dediğim yerin, esveli safilin dediğimiz aşağıların en aşağısı buraya geldiğin yerdeki sınavın olduğunu bilmelisin. Ama 7 yaşındaki çocuk için de 70 yaşındaki adam için de böyle bir kader mi olur? Allah mı olur dedikleri zaman Allah muhafaza o çocuk yoldan çıkıyor. Ateist oluyor. Kabul etmiyor. Çünkü İnsani duygusu diyor ki bu çocuğun başına bu gelenler hani Allah nerede diyor. Allah muhafaza. Burada karıştırmasınlar insanlar bazı şeyleri. Allah hiç kendini küfür ettirecek bir kul yaratır mı? Yaratmaz. Ama dışarıda bir sürü Allah'a küfür eden insan var. Allah sabrın senin bildiğin sabırdan değil. Altı gün alemi yaratıp bir günde insana yaratıp da istediği an ol dediği an kün ol dediği an olabilecek Allah altı gün o zaman alimi yaratıp bir günde insanı yarattığı yerde neyi sabretti? Sen sabrı öyle bilemez. Bilemez. O kısım çok önemlidir. Bu kısmın o hayvanı duygusu Allah senden zuhur ediyor kardeşim. Sen sevgi üzerineysen Allah senden cemaliyle konuşur. Sen kötülükler üzerindeysen, öfke üzerindeysen Allah sen de olmaz, işlemez, perdedir, sırdır. Senin hayvani o duygun, Şeytana teslim olmuştur. Ruhun şeytana satılmıştır. Sen onların emri altına girmişsindir. Ve onların da vaadi vardır Allah'a. olunu yoldan çıkarmak. Sen bir dur ya. Bir sekine ol. Ben ne yapıyorum ya de. Ne yapıyorum ben bu dünyada? Ben kimim diye bir sor. Evet. Sonra Allah'ına yönel. Yani Rabbine yönel. O muhakkak ki seni o anda görecektir. Nuru ala nuruyla. O kader silisisinin içine girdiğimiz zaman... Ee, Bizim böyle celallendiğimiz yerdir. Aynen, Çünkü hep suçlan suçladıkları yerdir. Rabb'imi suçladıkları yerdir. E tabi e, bununla ilgili e, insanın bir şekilde kendiyle alakalı. Hani Allah e, latif, Allah kerim, Allah gani'dir deriz ya. Allah'ın çok sıfatları kısıtlı değildir. Aklımız almaz. Çok fazla esması vardır. Ama bu dönem içerisinde sevgili Türker, yani şu geçtiğimiz bu zaman içerisinde, şunu söyleyeyim sadece, 2024'ü iyi değerlendirsinler. Neden hocam? Şimdi 2024, 2023 ile yapay zeka, yapay kıtlık, yapay kuraklık, yapay hastalıklar diye senin programında söylemiştim. Şimdi bu 2023 gerçek, 2023 değil de demiştim. Yani bunu net olarak konuşmamın nedeni de Gregorian tarihinde Hz. İsa'nın döneminden sonraki o tarihlerde sapma ve oynama yaptıkları için. Bakın bu çok önemli. 8 yıl bir sapma olmuştur. 2012 aslında 2004. Mayaların işaret ettiği 2012 gerçek. 2012 aslında o 2012 değildi. Şirince gidenler diye senin programında da anlatmıştım bunu. Aslında 2004 senesiydi. 2012 gerçekten hesapladığın zaman 2012'nin üstüne koyduğun zaman 2020'ye denk gelir. Her şeyin başladığı yerdir. Yani hastalıkların, yapay zekaların, e, efendime söyleyeyim dijital sistemin, insan üzerine yapılan bir takım çalışmaların, genetik, CERN projesinin harekete geçişi. Bilmeden başlangıç isimler... 2020 diye bir kitap yazmıştık. Gerçekten de 2020 başlangıç yılı başlangıç oldu hocam. Yıl Her oldu. şey için. Kesinlikle. Şimdi bu 2023'ün üstüne de 8 koyarsan 2031 yapar. Kral karşısında o geri sayım saatinde hesapladığınız zaman 2030'a 2031'e denk gelir. Bugün Amerika'da geçtiğimiz zaman içerisinde yakın bir dönemde yani 2030 ile ilgili cinler alemiyle UFO'larla, uzaylılarla %100 görünür ve konuşulur hale geleceğini toplantıları yapılıyor. Bak bu şey değil, benim tahminim değil. Yapıldığını bildiğim için söylüyorum. Şimdi burada 2024'te bütün uyduların, bütün sistemin, Güneş patlamalarının 7 Temmuz sonrasının Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin... 7 Temmuz'da ne var? Evet ye, şöyle cifil hesapladığımızda ve okuduğumuzda 7 Temmuz e, Muhyiddin İbni Arabi 2024 7 Temmuz'dan sonra benim hani bahsettiğim ve insanları uyardığım yer bir başlangıç olaraktan söylemiş. Hmm. Şimdi burada bunu söylediği yerde etkiler yavaş yavaş geleceği zaman bu şu anlama geliyor. Siz gözlemci olun sevgili Türkler. İmanınızla, itikatinizle, ilminizle. Niye? Amerika'nın yıkılacağı, yıkılmaktan değil aslında şurada şunu söyleyeyim. Ben ekonomist değilim. Bunu birçok verilerde sen de değerli ekonomistlerle bunu konuşuyorsun zaten. Ama biz ekonomist olmadan da bunları böyle puzzle'ı birleştirdiğimiz zaman zaten 40-50 bandına doların geleceğini de düşündüğün zaman yıl sonuna doğru 70'i aşacağını düşündüğün zaman ee, ...mutlaka dünya... ...bazından da baktığın zaman... ...Çin, İran... ...bakın işaret ettiğim yerler... ...Çin ve İran... ...sonrasında Hindistan... ...yine Muhittin İbn Arabi'den yola çıkaraktan söylüyorum... ...bu ülkelerde çok büyük bir... ...olayları bekliyor İran... ...İran'ın... ...çok rahat durmadığını biliyoruz şu an... Ee, ...Çin... ...keza aynı şekilde... ...bu ne için? Yeni dünya düzeni için... ...ama... İran'ı kastetmemin nedenini altını kalın çizin. İsrail ile ilgili. 2025 İsrail'in geri çekilme politikasının olacağı bir zaman. Muhittin İbn Arabi de diyor ki eğer diyor bunları diyor bak gıdayı uyarıyor Muhittin İbn Arabi. Buğdaydan, mercimekten, gıdadan yani topraktan gelenden zehirlenmeyin. Besin kaynaklarınızdaki zehirlenmeden bahsediyor. Hı hı. Bunları bahsederken aslında e, gökle yer arasında şu anda uçaklar geçtiği saldığı biliyorsun ismini anmak istemiyorum şimdi senin programda. Bir takım moleküler sı e, sıvılar salınıyor yağmurlarla onlar toprağa iniyor aynen öyle. Şimdi burada e, kısmın haricinde Almanya'da ismini verebilir miyim burada markete? Tabii. ADK diye bir Almanlar iyi bilirler. Almanya'da izleyiciler de bunu onaylayacaklardır sana da resim de atacaklardır. EDK diye bir market zinciri var. Kocaman bir pankart vardı. İnsan eti satış, satışına başlanmıştır. Ne diyorsun hocam ya? Yani? Evet. Şimdi öyle bir zamana giriyoruz ki biz buradan sıyrılabilmeliyiz. İşte iman o yüzden gerekli. İman, itikat, ilim dediğim yer burada açıldı, açıldığı için çok mühim. Ama Muhittin İbn Arabi diyor ki güzergah veriyor bize. Şundan uzak durun. Buradan imanınızla geçin. Mutlak birleşin diyor. Tümü bir edin diyor. Sevin diyor. Hasetlik, kıskançlık duygularını bırakmaktan bahsediyor aslında. Yani bir kehanette bulunurken aslında kain değil kendisi. Bir alim. Ama kerametini de Rabbimden gelen diyor bak dikkat et. Rabbim müsaade ettiği için ben bunları yazıyorum diyor. Şimdi birçok insan bunu vahiy olarak algılıyor. Muhittin bin Arabi vahim alıyordu? O zaman nasıl bir edepsizlik yapıyor diye hani böyle algılıyor. Hayır. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'i tam mutmainlik derecesinde aşmış, nefsi kemale kıvamında o nazariyeti de gözleri okurken ne demiştim ben? Kur'an-ı Kerim seni okursa bütün sırlarını seninle paylaşır. Sizin sevdiğim, sevdiğiniz yanınız hocam, ya yani benim sevdiğim yanınız. Evet bu olumsuzlukları biliyoruz. Bu yaşanabilecekleri biliyoruz. Ama bu onların bunu tam anlamıyla başaracağı anlamına gelmez. Gelmez. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz iman ve eminlik noktasındaysak eğer, evet. e bunlarla nasıl baş edeceğimizi de biliyorsak e sürekli o olumsuzlukları pompalamaktan ve olumsuzlukları düşünmekten kurtulmak lazım. Çünkü ben etrafımda çok denk geliyorum, çok olumsuz bakıyor insanlar. Ben de hiç olumsuzluklara sevmem. Yani her tarafı olumlu, olumlu yönden bakmayı çok severim. Ve bunun hep faydasını gördüm bu yaşıma kadar. Çok Mesela güzel. insanlar biraz bundan sıyrılmalı herhalde değil mi hocam? Bence siz bunu son mesaj olarak verin. Çünkü etrafımızda sizin de benim de gördüğüm en çok e, olay bu. Herkes çok fazla olumsuz düşünce. Çok olumsuz düşünüyor çünkü çok fazla kirli bilgi var. Evet. Yani evet. şuradan başlasınlar akletmeye. Ben düşünürseniz diye size akıl verdim diyor ya Rabbim. Elon Musk ne diyor ya da onun tayfası Elon Musk da diğerleri de. İnsanoğlunu artık alıp Mars'a götüreceğiz diyor değil mi? Peki bundan kısa bir süre önce ne diyordu? Bütün uzaylılar, bütün Galaktik Federasyon, herkes dünyadaki madenlerin ve bütün uzayın içindeki en verimli toprak olarak gördükleri dünyanın lezzetini, yer altındaki madenleri için, yer altındaki bor için, yakıt için dünyaya geldiklerini, kendi yaşadıkları gezegenlerde her şeyin tükendiğini söylüyorlar. Değil mi? Böyle bir tez var NASA'nın söylediği. Uzay bilimcilerinin söylediği böyle bir şeyler vardı. Peki o zaman soralım. Madem o uzaylılar en verimli gördükleri dünya gezegenine geliyorsa neden insanoğlu en verimsizliği uzaylıların yaşadığı topraklara gitmek için eve sahibi içerisinde oluyor? Bir defa böyle bir şeyin gerçek olmadığını anlasınlar. Semavattan dışarı çıkış yok. Bunu bir olarak yazsınlar. İki numara olasılıklar kanunundan diye bahsetmiştim. Ya. Bir salisede 250 milyar olasılık. Bir yıldaki hesaplayamaz bak insanlar. Tabi. Burada da iman dediğimiz yerde eminlik, itikat dediğimiz yerde inanmak, emin olduğunda inanmak, ilim dediğiniz yerde olasılıkların en hayırlısı gelmesi. Yani bu kısımda konuştuklarınız ve düşündüklerinizi pozitife çevirdiğimiz zaman, evet dışarıda çok kötü dolu yağıyor, dışarıda çok kötü yağmur yağıyor Dediğim an. Bunu söylediğim salisede olasılık kanunu içindeki hayırı da düşünebilecek kabiliyetim olmalı. Çıkmayalım dışarı. Sevgili Türker. Arabalara bir çözüm bulunur. Doludan dolayı parçalandım olsun, düzeltilir. Bunun için kafayı mı yoracağız Türker? Evet. Çatımız var Türker. Dışarı çıkıp kafamızı yardırmıyorum Türker. Bak akle diyoruz. Aynen. Yani bunu mutmain olduğunuz zaman tedbir almak dediğimiz yerde bak tedbir almak, o tedbir ilahi sistemde seni de korumuş olur. Yani Rabbin senden sana gelir, senden sana tecelli eder, benden sana tecelli eder. Yani mahlukat dediğimiz zaman dünyadaki bütün insanlar Allah'ın mahlukudur, kulu değil. Ama bahsettiğim insanlar hoş birbirine konuşup, birbirine akli dengeleri yerinde olup, basireti bağlanmamış imanlı olanlar da birbirini korurlar. Onlar Allah'ın kuludur. Çünkü nefslerini aşmışlardır. Diğerlerinin Rabbi nefsleridir. Aşmış olanların Rabbi yöneldiği Allah Teala Celle Celal. Yani bu mutmainlikte olduğumuz zaman gelene toza da mağaraya giren Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin nasıl örümcek önüne gelip kapattı? Güvercinler gelip yuvayı kurdu. Orada sen emin olarak gelen o karanlık, gelen o bilmem ne bahsettikleri her şeyin karşısında emin olduğun zaman o örümcek gelir. O güvercin de gelir. İşte Peygamber Efendimizin örnek alın dediğimiz yerde, o örnek aldığımız yerde biz de yaptığımız zaman o bilinçte biz de korunmuş oluruz. Söylediklerinizi düşün, düşün, konuş mantığında yapın. Doğru. İki Bir kere düşünün. Olumsuzluğu pompalayan yani çok var Twitter'da. Evet, ee, evet, mesela evet. E, çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar olduğu için bence e, insanlar da tabii onun bilgi sahibi olup olmadığını bilmiyor. Sonuçta Twitter'a giriyor. Orada sürekli ya ben Twitter'a girince şey oluyorum ya Allah! Herhalde bitti her şey. Buraya kadarmış falan diye oluyorum. Yani. O yüzden bunlardan gerçekten koruyun kendinizi. Biz program olarak olaraktan sende de sevdiğim şey şu canlı yaptığımız programlar da dahil. Orada piyasa içerisindeki aslında dünyada ve Türkiye'de dolaşan haberleri Ne Var Ne Yok programında siz çıkarıyorsunuz canlı yayında. Evet. Orada insanları aslında düşünmeyi teşvik ediyoruz. Neden? Çünkü o kadar konuyu konuşuyoruz ki arka arkaya. Zaten programın da format formatı o. içerisinde bu. Orada hızlı düşünüp hızlı çözümlerin de olabildiği hızlı evet. çözümleri beynin unutturdukları artık tembelleştirdikleri yerde arka arkaya görüntüler vererekten beynin de hızlı çalışmasını aklın da hızlı çalışmasını hızlı akılla karar verme kabiliyetini aslında destek oluyoruz. Ne var ne yok formatının hiç bu kadar güzel anlatıldığını <laughs> görmemiştim hocam. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ne hocam. Ben teşekkür ediyorum ama bu böyle. Ya İnsanlar... biz orada korkutmak hiçbir şey yok. Korku yani korkutma gayemiz yok. Kanunları içerisinde Sadece adamların aramıyoruz. verdiği haberleri evet. veriyoruz. Bakın bunu diyorlar. Evet. Ama siz bunu yaparsanız korunursunuz kardeşim. Rahat olun. İman ve emini çok sevdim. Emin olursanız kendinizden de başınıza bir şey gelmez. Şimdi derdi veren dermanı da verdi dedik ya. Ne var ne yok? Ne var? Derman var. Ne yok? Dert yok. Dert yok. Yani programın formatı bu hocam. Bu da üzerine <laughs> sosu oldu yani. Eyvallah. Ya Allah teşekkür Allah ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Ercan teşekkür Han üşümez hocamız bizlerle beraberdi. Ee, gerçekten çok kıymetli bu Ramazan'da bizler için. Böyle konuşalım istedik. Evet. Böyle paylaştık. İnşallah yani Ramazan'ın son haftasında Kadir Gecesi'nin olduğu ee, kadresi Cumartesi ya da Cuma tam bilmiyorum şimdi takma bakmadım. Hı -hı. Ama biz Perşembe gecesi muhtemelen Ercan Hoca eyvallah. ve Ayhan Hoca'yı misafir edeceğim inşallah. Bunlar ne var ne yok canlı yayınında. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederiz ben hocam. teşekkür ederim sevgili eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.